Bismillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve estacilûneke bil azab. Senden azabı acele istiyorlar. İşte Peygamberimiz tebliğ ederken diyorduk işte efendim inanmazsanız Allah Teala size başınıza bir bela verir, sıkıntı verir. Bunlar da diyor ki hadi getir. Evet. Ve levle ecelin müsemma. Eğer onlar için takdir edilmiş bir ecel olmasaydı leca ehlüm azab. Azab onlara gelirdi. Evet. Allah Teala şimdi ona bir ömür vermiş. O hayatta bir azap vereceğisi azaba da ömür verir. Bir vade belirlemiş. O vade gelmeden Allah Teala ne yapmıyor? Azap etmiyor. Ve le ye'tiyennehum elbette onlara gelecek. Ba'teden ansızın o azap ve hum la yeşurun farkına varmayacaklar. Belki ömürleri aniden bitecek veyahut da Allah Teala bir yerde bir bela verecek başlarına. O zaman farkına bile varmazlar. Ne olduğunu anlamazlar diyor. Evet. Yestecülüneke bil azabı. Yine senden azabı acele istiyorlar. Ve inne cehenneme muhakkak ki cehennem le muhidatun bil kafir. Kafirleri kuşatmıştır. Cehennem onları beklemektedir. Efendim acele etmesinler diyor. Yevme o gün yaşahümül azabı. Azap onları yani o kıyamet günü azap onları bürür, örter. Min fevkum üzerlerinden ve min tahti erculuhum ayaklarının altından. İşte diyor ki altı da ateş, üstü de ateş yani mesela düşün. Ve yekul der kim yani Allah Teala der. Zûgu tadın ma kuntum tamelun. O zaman hadi bakalım yaptığınız azabı tadın der onlara o azap gelir. O zaman diyor farkına varmazlar. Evet. Ya ibadiye ey kullarım. Ellezine ökün amen. İman eden kullarım. Ey iman eden kullarım. İnne arzı vasatun. Muhakkak ki arzım geniştir. Fe iyyâye befe'abudûni. Bana ibadet edin. İşte buradaki şey ne? Eğer ki dininizi yaşayacak imkan bulamıyorsanız o zaman ne yapın? Başka yerlere hicret edin. Benim arzım geniş. Oralarda efendim dininizi rahatça yaşayın diyor. Evet. Yani azınlık bir mesela Müslümanların ilk kişi olduğunda mesela Haybeş sene gitmişler işte Mekke'de Medine'ye hicret etmişler. Bunun gibi olmuşlar. Kullu nefsin zâikatül mevt. Her nefis ölümü tadacaktır. Yani her Allah Teala ne yarattıysa ona bir ömür biçmiştir. Yarattığının tamamına burada nefis canlı demiş ama sümme sonra ileyna türcavun. Bize döndürüleceksiniz. Döndürüleceksiniz. O zaman sizin hesabınızı, cezanızı, mükafatı vermek de bize ait değil. Vellezine amenü ve amülü salidi. İman edip salih ama işleyenlere gelince le nübevvi ennehüm elbette onları yerleştireceğiz. Minel cenneti bak cennetten. Cennetten hurafen yüksek odalara. Hurafen diyor ki işte merdivenden çıkan odamı şimdi şimdi dubleks, dubleks diyor işte efendim yüksek yerler. Tecrimin tatil enhar altından en nehirler akan halidine fiha orada ebedi kalacakları o yüksek köşlere yerleştireceğiz. Ni'me ecrül aminin bak amel edenlerin ecri ücreti ne güzeldir. Allah Teala'nın vereceği ücret tabii kat kat fazla en güzel olacaktır. Ellezine şimdi onlar ki sabrı sabrettiler. Daha ve ala Rabbim yetevkül. Rabbine tevekkül ettiler ve sabrettiler. Neticede bunu elde ettiler. Ve keyin min dabbetin nice canlı vardır ki la tahmilu rızkıha. Rızkını sırtında taşıyamaz. Allah Teala ne yapıyor? Ona rızkını veriyor bak. Evet. Allahu Allah yerzukuha onu rızıklandırır ve yakum sizi de rızıklandırır. Yani bütün yarattığı her şeyin rızkını veren Allah Teala'dır. Ve hu Allah Teala semiun alim her şey işidir. Her şey bilir. Kulun neye ihtiyacı varsa veyahut o canlı neye ihtiyacı varsa onu ona verir. Ve le in seeltehum eğer onlara sorsan ne diye men halaka semavati vel arz yeri göğü kim yarattı diye onlara sorsan ve sahara şemse vel kamera güneşi ve ayı sizin emrinize müsahhar kılan kim desen le yekulunallahu elbette ki Allah derler. Bugün güneş ay insanlığın hizmetine devam ediyorlar tabi insanlık bundan habersiz evet. Fe enna fekun o zaman bu kadar nimetleri Allah Teala verdikten sonra nasıl da haktan dönüp sapıyorsunuz, çevriliyorsunuz demiş. Evet. Allahu Allah yebsudur rızka limen yeşâ. Rızkı Allah Teala dilediğine genişletir. Min ibadet kullarından ve yaktırû leh dilediğine de o Allah Teala daraltır. Yani kimisine bol veriyor, kimisine dar veriyor ki insan arasında bir seviye olsun. İşte birbirinden faydalansınlar. Biri işçi, efendim fabrika kursun, öbürü de orada çalışsın, o da rızkını temizlesin, o da etsin diye. Evet. İnna Allah Allah Teala bi kulli şeyin alim. Allah Teala her şeyi bilir. Kulların yararına olan her şeyi onlara nasip eder, verir diyelim. Evet. Ve le in seeltem yine onlara sorsan
Men nezzele mine semai maen. Yer efendim semadan suyu kim indiriyor diye sorsan fe ahya bihil arza min badi mevtiha. Öldükten sonra da veyahut da kuruduktan sonra da o yeryüzünü o kim diriltiyor desen, o suyla kim diriltiyor desen, ne derler? Le yekulunallah. Allah derler. Allah, elbette Allah diriltiyor. Allah indiriyor suyu derler. Kul de ki elhamdülillah. İşte hamd Allah içindir. Bel bilakis ekserum, onların çoğu la yakulun, bunu akletmezler. İşte ne diyor adam? Tabiat oluyor. Yağmur da yağıyor. Efendim işte geliyor, geçiyor. Oluyor, oluyor diyorlar. Halbuki bunları yapan Allah Teala'nın olduğunu bilip anlamazlar diyelim. Evet. Sadakallahu'l-azim.